Sorumuz, bel fıtığı ameliyatı yapılmazsa, fıtığı olan bir insan ameliyat olmazsa ne olur? Soru bu. Bel fıtığı olan bir insan ameliyat olmazsa olabilecek birkaç farklı senaryo var. En sık görülen senaryoda yüksek ihtimalle hiçbir şey olmaz. Yani fıtıkların çoğu ilk 6 hafta içinde fıtığın yapısı itibariyle, fıtıktaki materyalin asidik yapısı itibariyle diyeyim, sinir dokusunda bir miktar tahriş ve yanma yapar. Bu nedenle vücut bunu sınırlamak için o bölgede öden bir inflamatuar reaksiyon dediğimiz bir doku reaksiyonu oluşturur. O bölgeyi çevrelemeye ve iyileştirmeye çalışır. Ve bu fıtığın olduğu bölgede ağrının ve basının şiddetinin artmasına sebebiyet verir. Genelde ilk 6 hafta, yani ilk 1,5 aylık süreçte fıtıklar daha şiddetli belirti verirken, bu süreçlerin sonunda bu kısmi iyileşme safhaları da gerçekleşmiş olacağından normal bir fıtık zaman içinde şikayetleri azalmasını beklediğimiz bir fıtık. Ancak kimi durumlarda yine fıtığın türüne göre, yerine göre, dist materyalinin fıtıklaşma miktarına göre değişen boyutlarda bulgular verebilir. Orta hat fıtıklarıyla sinir köklerinin çıktığı deliklere yakın fıtıklar çok farklı klinik özellikler gösterir. Eğer fıtık daha kenara yakın, sinir üstüne daha direkt bası yapma eğiliminde ise o zaman belirtiler şiddetli olup şiddetli ağrı, şiddetli uyuşma ve zaman içinde bunun düzelmemesi, ameliyat olmadığı durumda giderek daha kötüye gitmesi güçsüzlükle beraber görülebilir. Bazı akut fıtıklarda hastanın bir anda bir ayağının ani hissizleşmesi, ani güçsüzleşmesi, ayak bileğinden ayağını çekememe, düşük ayak diyoruz buna, veya yine çok çok nadir olmakla beraber büyük küçük tuvaletini hissetmemesi gibi durumlar olabilir. Öyle bir durumda ameliyat olmak zaten acildir. Yani bu bizim fıtıktaki en acil durumumuzdur. Bunun tercihen ilk 8 saat içinde ameliyat edilmesi gerekir. Fakat hani fıtıkların yaklaşık %95 kadarı bu kategoriye girmezler. İlk 6 hafta içinde istirahatle bir miktar ağrı kesici, kas gevşetici, bazen korseler kullanılarak gerileme eğilimindedir.